İş Sanat Gece Gündüz'ü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Şarkıdaki gibi yazdan kalma bir filmde gibiyiz. Her sekansta ayrı bir festival var. Müzik de var, evet, fakat en çok sinema var. Gelin öne çıkanlarla başlayalım. 81. Venedik Film Festivali'nde 17 dakika alkışlandı, büyük ödül de onun oldu. Toronto Film Festivali başladı. Altın Portakal'da yarışma filmleri belli oldu. Müzik dünyasında yeni üretimler, merakla beklenen filmlerin fragmanları. Ne demiştik? Sinema. Sinema aşkının sınırlar üstü olduğunun kanıtlarından biri Venedik Film Festivali. 1931 yılında ilk kez düzenlendiğinde Dr. Jekyll ve Bay Hyde filmi Avrupalı sinema severler ve Amerikan sineması arasında güçlü bağlar kurmuştu. 7. sanatın estetiğini, felsefesini ve tekniğini zorlayan her film bu festivalde güçlü bir ifade alanı buldu. İşte 81. yılını kutlayan festivalde ödüller nihayet sahiplerini buldu ve bu kural değişmedi. Dünya premierini yaptığı gece tam 17 dakika boyunca alkışlanan Pedro Almodovar'ın The Room Next Door filmi büyük ödül Altın Ayı'yı kimseye bırakmadı. Festivalin Orizonti bölümünde ise Türk yönetmen göğsümüzü kabarttı. 17 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Büyük ödülü kimseye bırakmadı. 74 yaşındaki dünya ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, ilk uzun metrajlı İngilizce filmi The Room Next Door'la Altın Aslan kazandı. Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodovar. 81. Venedik Film Festivali'nde görücüye çıkan filmiyle tam 17 dakika boyunca ayakta alkışlanan Almodovar, festivalin büyük ödülünü de kimseye bırakmadı. Ötenaziden iklim krizine birçok konuya değinen filmde başrolü Tilda Swinton ve Julianne Moore gibi iki iddialı oyuncu paylaştı. Ancak ikili en iyi kadın oyuncu ödülüne uzanamadı. Öte yandan Baby Girl filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Nicole Kidman, annesinin vefat haberiyle apar topar festivalden ayrıldı. Ödülü Kidman adına filmin yönetmeni Halina Rain kabul etti. My heart is broken. We love you all, Nicole. Thank you. Dünyaca ünlü Fransız aktör Vincent Lindon, The Quiet Son filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. The Quiet Son. Festivalde ülkemizin yüzünü güldüren isim Murat Fıratoğlu oldu. Genç yeteneklerin uluslararası sinemadaki varlığını görünür kılmak için düzenlenen Orizonti bölümünde Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği Hem Benim Öldüğü Günlerden Biri jüri özel ödülüne layık görüldü. Uyumamış. Hem abi, yemeğini yaptın. Bakarız. Abi geçen hafta bakarız yani. Venedik'ten Altın Aslan kazanan Joker, devam filmiyle ödül alamadı. Daniel Craig'li Queer ve Angelina Jolie'li Maria da festivalden eli boş ayrıldı. Venedik'te perdeler kapanırken ve uzun kırmızı halı toparlanırken 49. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı. Şimdi 15 Eylül'e kadar kimin filmi kaç dakika alkışlanmış, kırmızı halıda kimler kimlerden rol çalmış onu konuşacağız. Ve elbette etki alanını genişleten filmlerle sinema dünyasında güçlenen temaları, diskurları ve teknikleri daha iyi anlayacağız. Gelin biz de kendi kırmızı halımızdan geçip Toronto'yu teşrif edelim ve bakalım gündemde neler var. Dünyada Cannes'dan sonraki en büyük film festivali olarak gösterilen ve Oscar'ın habercisi olarak da bilinen Toronto Uluslararası Film Festivali başladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 49. yılındaki festivalde dünyaca ünlü isimler boy gösteriyor. The Order filmiyle Jude Law, Venedik'in ardından Toronto'ya konuk oldu. Angelina Jolie'nin yönettiği ve başrolü Salma Hayek'e emanet ettiği Without Blood festivalde görücüye çıktı. Festivalde 74 yaşındaki müzik efsanesi Bruce Springsteen de boy gösterdi. Sanatçının belgeseli Road Diary, Bruce Springsteen at the E Street Band seyirciyle buluştu. Venedik'te olduğu gibi Toronto'da da rekabet kızgın fakat havalar Venedik'ten kuşkusuz daha serin. Sizi daha fazla üşütmeyelim ve Akdeniz güneşine kaçalım. Antalya'ya sebebi ziyaretimiz yine sinema. Zira Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışacak filmler belli oldu. 5 Ekim'de kapılarını açmaya hazırlanan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Ferzan Özpetek'in başkanlık yapacağı Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi 12 film arasında seçim yapacak. Ümit Ünal 10. filmi Evcilik'le yarışmada. Yönetmenin ilk filmim kadar heyecanlıyım dediği yeni filminde Öykü Karayel ve Nejat İşler başrolde. 12 filmden 3'ü kadın yönetmenlerin imzasını taşıyor. Binnur Kaya'nın rol aldığı Ayşe ve Önder Şengül'ün yönettiği Balina'nın bilgisi, erkek yönetmenlerin imzasını taşısa da kadın hikayeleri anlatıyor. Öte yandan festivalin uluslararası uzun metraj yarışmasında 18 ülkeden 12 film rekabet edecek. Bu kadar sinema konuştuktan sonra şimdi bir Oscar'lı film sahnesine ışınlansak acaba hangisi olurdu? Belki bir kişi olman kişiliğin olduğu anlamına gelmez derken Pulp Fiction kahramanı ya da Tiffany'de kahvaltıda Audrey Hepburn aşka cesareti olmamakla suçlanırken veyahut Oz büyücüsü karakterleriyle kol kola Somewhere Over the Rainbow söylerken kendimizi bulsak güzel olmaz mı? Hiç merak etmeyin, bunun da bir çaresi var. Oscar'lık Sahneler isimli gösteri tek gala olarak 21 Eylül akşamı Vadi Açık Hava'da olacak. Pulp Fiction, Tiffany'de Kahvaltı, Wizard of Oz. Sinemanın kült yapımlarının unutulmaz anları Oscar'lık Sahneler adıyla canlı performanslarla yorumlanacak. Hollywood'un çok ikonik filmlerinden herkesin gönlüne, kalbine, aklına yazılmış, imza atılmış sahneleri ve hakikaten bu arada çok zor sahneleri ve çok keyifli sahneleri 21 Eylül'de sahnede canlı izleyeceğiz hepsinden. Piyanist besteci Sabri Tulu Tırpan süpervizörlüğünde 17 kişilik bir Hollywood orkestrası kadrodaki oyunculara eşlik edecek. Marilyn Monroe'yu oynayacağım. Çok keyifli yani. Acayip komik bir kadın olduğu için parça da büyük bir parça ve çok geniş bir ekiple söyleyeceğiz. Bakalım. Nurcan Karaca imzalı projede Nevra Serezli, Fırat Çelik, İpek Açar, Gürgen Öz ve Selen Öztürk gibi ünlü isimlerin yanı sıra genç oyuncular da sahne alacak. Ben de çok sevilen, bilinen, Oscar almış birkaç filmden iki şarkı söyleyeceğim. Ve bir sahne oynayacağım ama sürpriz olsun, sahneyi söylemeyeyim. The Great Dictator filminden, Charlie Chaplin'in Muhteşem Diktatör filmindeki insanlara, askerlere seslendiği o muhteşem sahne, o uzun tirat. Bu anlamda bu konuşma benim için tabii çok anlamlı, bu sahne. Bir aktör olarak da bunu oynamak, Charlie Chaplin'in sahnesini oynamak çok lezzetli tabii. Tabiri caizse iştahı kabartan bir şey bir aktör için. Oscar'lık Sahneler projesi tek gala olarak 21 Eylül akşamı Vadi Açık Hava'da gerçekleşecek. Günden güne sonbahar yaklaşıyor fakat İstanbul'da açık hava mekanlarda konser ve festival coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu İstanbul'un en ikonik konser mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 3 gece boyunca Mabel Matiz hayranlarıyla buluştu. Edis, Kalben ve Aşkın Nur Yengi de sanatçının sahnesine konuk oldu. Mabel Matiz, Aşkın Nur Yengi ile albümünde düet yaptığı iki satır Yara'yı ilk kez canlı olarak söyledi. İkili sahnede Aşkın Nur Yengi klasiklerinden Ayrılmamı da yorumladı. Uçtu benimden. Açık hava sahneleri kadar stüdyolar da yoğun. Zuhal Olcay'dan yıllar sonra yeni bir şarkı geldi. Yeşim Salkım hangi Sezen Aksu şarkısını yorumladı? Müzik dünyasında son üretimlerden oluşan bir müzik turu var sırada. Yorgun bir masada oturmuşuz. Gidenleri, bitenleri anlatıyorsun. Popüler müziğin özel yorumcularından Zuhal Olcay, uzun bir aradan sonra yeni bir şarkı yayınladı. Kelimeler asılırken masadan kalkıyoruz. Bu masada bir hayat bırakıyoruz. Sözlerini Günay Çoban'ın yazdığı Aşktan Ölenler Meydanı adlı şarkının müziği, yeni türküyle Yağmur'un Elleri, Destina, Çember gibi klasiklere imza atan Selim Atakan'a ait. Meydandan ayrılırken zaman dursun, adı aşktan ölenler meydanı olsun. Sıra senin, hadi üz beni, üz beni. Yaza koyar mı göz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim. Bir yandan sevdiği arabesk şarkıları hayranlarıyla buluşturan Yeşim Salkım, Sezen Aksu imzalı bir coverla hayranlarına sürpriz yaptı. Şimdi bana ya bir Hicazkar. Salkım, daha önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'in söylediği Ateş Böceği şarkısını yeniden yorumladı. Şarkıya yapay zeka yardımıyla çekilen video klipte ilgi odağı oldu. Yan ateş böceği, şarkımı söyle, sazını çal. Hem yağmuru seviyorsun, hem şemsiye taşıyorsun. Ajda Pekkan'dan Gökhan Türkmen'e birçok sanatçıya yazdığı sözlerle tanınan Murat Güneş, bir süredir kendi şarkılarını yorumladığı Gökyüzü albümüyle gündemde. Yanılıyorsun, yanılıyorsun. Güneş, geçtiğimiz günlerde bu albümden bir düet şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu. Hem adlı şarkıda Güneş'e Pamela eşlik ediyor. Yanılıyorsun, yanılıyorsun. Her ateş gibi en çok kendini yakıyorsun. Keman virtüözü Canan Anderson yeni şarkısı That's Life'ı yayınladı. Anderson'ın imzasını taşıyan esere, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde bir video klip de çekildi. Operaya uyarlanan Orhan Pamuk eserinden merakla beklenen filmlerin fragmanlarına uzanacağımız haber turumuzla haftanın ilk gece gündüzünü tamamlayalım. Yeni günde görüşmek üzere. Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı isimli romanından uyarlanan Ya Şekure isimli opera eseri 7 Eylül'de Poznan Malta Festivali'nde seyirciyle buluştu. Polonyalı ünlü kompozitör Aleksander Nowak'ın uyarlamasında Nowak, Maciej Tomaszewicz şefliğindeki 30 kişilik bir orkestra eşlik ediyor. Şeküre karakterine soprano Aleksandra Zakiyevich hayat verirken, Kara karakterini ise tenor Bartosz Gorsowski canlandırıyor. A kiss on the hand. 1962'de hayatını kaybeden unutulmaz ikon Marilyn Monroe'nun 250'den fazla eşyası İngiltere'de sergilenecek. Marilyn Monroe, the Golden Girl of Hollywood. Marilyn, The Exhibition adlı sergide aşk mektupları, saten sabahlıklar ve makyaj malzemeleri yer alacak. Sergi 18 Ekim'den itibaren Londra Arts London Bridge'te kapılarını açacak. Tiffany's. Gel yabani. Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek, Fırat Çelik ve Mehmet Günsür gibi isimlerin yer aldığı Gelin takımından fragman yayınlandı. Heykeli gibi çocuğu bulmuşsun. Yakın ben. Sesim kaçtı. 18 Ekim'de vizyona girecek film, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz'in bekarlığa veda partisi için bir araya gelmeleriyle yaşadıkları olayları konu ediniyor. Huzur evi şu tarafta yalnız. Tüm zamanların en çok oynanan video oyunlarından Minecraft'ın sinema uyarlaması bir Minecraft filminden teaser yayınlandı. Kadrosunda Jason Momoa, Jack Black, Daniel Brooks gibi isimlerin yer aldığı film 2025'te gösterime girecek. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.